Yeni bir açıklama Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Önemli bir iddia diyelim daha doğrusu. AKP iktidarının IMF ile anlaştığını söyledi ve şu cümleleri kurdu. Göreceksiniz, seçimden sonra ortaya çıkacak. Ordu'da konuşan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek enflasyon için dipsiz kuyu benzetmesi yapmasını eleştirdi. Emeklinin cüzdanı da dipsiz kuyu. Enflasyon canavardır, yer bitirir. Peki enflasyonu kim yaptı diye sordu. İktidarın emeklinin maaşına zam beklentisini karşılayamadığını da ifade eden Davutoğlu, neden emekliye parayı veremiyorlar biliyor musunuz? Çünkü IMF ile anlaştılar. IMF emekliye para vermeyeceksin dedi. Göreceksiniz, seçimden sonra ortaya çıkacak. Bunlar IMF ile anlaştı ifadelerini kullandı. Seçim öncesi bugün Perşembe, yarın Cuma son iki iş günü. Dolayısıyla piyasaların açık olduğu son iki gün, sonra pazartesi günü işte yeni bir döneme başlayacağız. Neler bekleniyor acaba seçim öncesi ve sonrası piyasalarda, bunu konuşacağız. Evren Devrim Zelyut yayınımıza katılıyor, ekonomist. Merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhaba Buket Hanım, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ya ben bu piyasalara geçeceğim, tabii soracağım, çok da merak ediyorum ama öncesinde şunu merak ettim. Şimdi az önce paylaştım, zannediyorum siz de dinleme fırsatı buldunuz. Davutoğlu'nun açıklamalarını, hani IMF ile anlaşıldı, şimdi paylaşılmıyor ama işte sonra ortaya çıkacak. Zaten IMF dedi emeklinin parasını artırmak. Bu önemli bir iddia da ortaya çıkmaz mıydı? Ne diyorsunuz? Nasıl yorumladınız? Merak ettim. Zaten Sayın Şimşek'in davranışlarına baktığımız zaman tipik bir IMF programının yürütüldüğünü görüyoruz, değil mi? Aynen hani 90'larda Türkiye krize girdiği zaman ne yapılıyordu? İşte zam yapın, vergileri artırın, ücretlilerin gelirlerine bir baskı koyun deniliyordu. Şimdi bütçe açığını kapatmak için devletin tasarruf falan yaptığı yok. Ya da hani eskiden en azından yapısal reformlar programlarda, planlarda yer alırdı. IMF yetkilileri de gelir onu denetlerdi. O da yok ama işin o kemeri sıktırma kısmı, halkın üstüne yüklenme kısmı bolca mevcut. Dolayısıyla hani IMF'e gitmeye gerek var mı yok mu, o kısımda soru işaretlerim var. Gitmesine de gerek yok. Niye? İstediği gibi yurt dışından borçlanıyor. Buket Hanım, o borç alınan paralar da bir şekilde burada gerekirse kendi oligarşisine dağıtılıyor ya da hakikaten devletin transfer harcamalarına harcanıyor. Keyfi yerinde. Yani merkezi hükümetten bunun hesabını soran bir mekanizma yok. Biz muhalefeti işte bu yüzden eleştirdik. Bu nedenle de yerel seçimlere çok özel bir önem atfediyoruz. Neden? Bugüne kadar gelen bütün politikaların aslında bir güven oyunu niteliğinde.